Merhabalar, Sanat Kritik Şair Buluşmaları Elbette ki Yalan Değil ile hepiniz hoş geldiniz. Ben Okan. Bu programı Sanat Kritik adına hazırlayıp sunuyorum. Bundan önceki oturumlarda sevgili Ervin Eroğlu'nu, Mihrap Aydın'ı ve Cengiz Han Genç'i ağırlamıştım. Önceki kayıtlarımıza hem Spotify kanalımızdan hem YouTube hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bu dördüncü oturumda ise konuğum Yaprak Damla Yıldırım. Yaprak benim için çok özel bir isim. Bir tür feminizmle kesişen queer bir ruhsallıkla yıllardır tırnak içinde kardeşleşiyoruz. Ve bence şairler arasında da değerini günden güne büyüten biri. Hem çalışma alanı hem de şiirdeki temsil etme biçimleri dolayısıyla Mart ayı buluşması onsuz olmazdı. Hoş geldin Yaprak. Hoş buldum. Teşekkür ederim güzel sözlerin için. Biz teşekkür ederiz esas geldiğin için. Bu arada Yaprak şu an Amerika'da. O süreçten de bahsedeceğiz ama kameranın bir ucunda sabah, bir ucunda akşam bizler için de farklı bir deneyim olduğunu önden paylaşmak isterim. Hemen ilk soruya geçmek istiyorum. Bugün merkezimizde Ezmira var, senin ilk kitabın. Aynı zamanda yayın evinin de ilk kitabı. Ben genelde tırnak içinde gençleri ağırladığım için ve yer yer üstümüze yapıştırılan bir takım sıfatlara da şerh düşmek istediğim için aslında ilk kitapların serüvenini açmaktan oldukça hoşlanıyorum. Bize Ezmira'nın çıkış noktasından ve hazırlık sürecinden bahseder misin? Tabii anlatayım. Aslında biraz zaman oldu Ezmir'e yayınlanalı ama benim için yani çok önemli ve özel bir süreçti tabii. İlk kitap heyecanı bilirsin. Başlangıçta ben bu şiirleri yazarken bir kitap olacak diye başlamamıştım. Sonradan daha böyle bir şiirleri bir araya getirmeye çalışma sürecinde kitap yazmak ayrı bir şeymiş şiir yazmaktan diye bir deneyim yaşadım açıkçası. O süreçte de ben sen olsun yani senden başka şair arkadaşlarımdan da çok destek aldım. Kitap nedir? Şiir kitabı nasıl yazılır diye. Yayın evi aşaması biraz karışık oldu. Aslında daha önce işte Evrensel Yayın Evi vardı. Fakat çeşitli politik sebeplerle kapatıldı. Onun yerine başka yayın evleri açıldı. Aynı ekipte insanlar farklı farklı yayın evlerine geçtiler ya da kurdular. Manos da böyle kuruldu. Ben daha önce Ezmira'nın ilk versiyonunu diyeyim Yaşar Nabi'ye göndermiştim. Orada bir işte dikkate değer bulunmuştu dostu. Sonra üzerinde tekrar çalışırken yolum da Evrensel'deki editörlerle kesişince onlar ilgilendiler kitapla. Ama dediğim gibi yayın evi kapatıldı. Sonra yeniden Manos'tan çıktı, çıkma şansı oldu kitabın. Orada da ben ilk kitabım ama şöyle bir şey var yani ilk çıkış olarak 5 tane kitap belirlemişlerdi. Bunlardan bir tanesi bendim. Genç olarak senin de tırnak içinde söylediğin gibi genç olarak ben yer alıyordum. İşte kitaplar Zeynep Uzunbay, Selin Sezer'in toplu şiirleri, Hakkı Zeric, Adnan Özyalçınar ve benim kitaplarımdı. O noktada işte hangisi ilk kitap olsun diye tartışırlarken Adnan abiye sormuşlar hani hangisini basalım diye. O da yani yaprak olsun çünkü gençlerin artık önünü açmak lazım hani biraz da uğur getirsin diye benim kitabımın basılmasını istemiş. İlk kitap böylelikle benimki oldu ama yani aslında hepimiz aynı anda piyasaya sürüldük. Teknik olarak ilk kitap benimki. Benim için çok 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 büyük bir heyecandı. Yani hala da öyle aslında. Ezmire'yi ne zaman düşünsem hani o günleri ne zaman gitsem büyük bir keyif hissediyorum. Hani o duyduğum heyecan bana keyif veriyor. O şiire karşı böyle bir şey duyabilmiş olmak. Üzerinden zaman geçti. Başka şiirler yazdım. Biraz Ezmir'deki şiir anlayışımdan uzaklaştım diyebilirim. O anlayışı dönüştürdüm diyebilirim. Ama yine de Ezmir'e her elime aldığımda aynı heyecanı hissediyorum. Çok güzel o heyecanı koruyor olman. Tabii burada aslında beni de heyecanlandıran şey özellikle bu Ezmira şiirlerinin ortaklaştığı bir takım paydalar. Yani ortak paydalar meselesine biraz girmek istiyorum. Şimdi en sık karşımıza çıkan payda aslında kadınlık. Elbette burada mesele biyolojiyle ilgili değil. Yani dişil olan herkesin veya her şeyin aslında erkek egemen karşısında yaşadığı tahakküm. Ve bunun dışa vurumu gibi şiirlerin. Hatta burada gibi fazla da doğrudan öyle. Elbette itiraz var. Bu noktada bir isyandan söz etmeliyiz. Hatta bazen anarko-feminizme doğru gittiğini düşündüğüm bazı dizelerin de var. İstersen bunu konuşalım. Ezmira ve kadınlık odağında bizlere ne söylemek istersin? Şimdi Ezmira
Sonuç itibariyle benim bir özne olarak yazdığım bir kitap ve ben son derece aktif bir şekilde feminist siyasetle ilgileniyorum. Feminizmin çok ortasındayım. Bu yüzden de hani doğal olarak beni yansıtan şeyler olduğu için feminist siyasetimi de politikamı da kitabın içerisinde görmek mümkün dediğin şey doğru. Anarko-feminizm der miyim doğrudan bilmiyorum. Evet oraya ya da yani birkaç farklı feminizm biçiminin ortaklaştığı şiirler denebilir. Kadınlık meselesi, ya ben dünyayı böyle bir yerden okuyorum. Bana kalırsa dünyadaki en belirleyici baskı ve sömürü mekanizmaları cinsiyet meseleleri üzerinden şekilleniyor. Ve buna hani şey de dahil, hani emek sömürüsü de dahil, sınıfsal farklılıklar da dahil, ırkçılık da dahil. Bütün bunların merkezinde yine cinsiyete dayalı sömürü ve ezilme biçimleri var. Ve bu yüzden de ben hayatı böyle bir yerden okuduğum için şiirlerime de böyle yansıdı. Bir yandan da hani sonuçta kadın olarak büyüdüm. Yani bir kız çocuğu ve kadın olarak büyüdüm. Ve özellikle son derece hani klasik patriarkanın hüküm sürdüğü bir coğrafyada böyle büyüyünce doğal olarak hayatımda kişisel deneyimlerim de bunlarla çok iç içe geçen şeyler. Yani birbirinden ayrı şeyler değil bunlar. O yüzden de şiirler bu şekilde kadınlık çevresinde biraz kendiliğinden gelişti aslında. Yani ben oturup böyle şey karar vermedim. Özellikle ilk şiirlerim için söylüyorum. Hadi bugün kadınlarla alakalı bir şiir yazayım diye yazmadım. Şiir yazmak istedim. Atıyorum bir derdim vardı. Diyelim ki bedene dair bir sorun vardı. O yol yine kadından geçti ya da topluma dair bir sorun vardı. O yol yine kadınlıklardan geçti. Ve böyle böyle bu şiirler oluştu. Bazı şiirlerim uymuyordu örneğin bu kadınlık, feminizm, beden, kendini anlama, iyileşme, yaralar toplamını benim eksenim kitapta ve buna uymuyordu bazı şiirlerim. Onları dışarıda bıraktım, kitabı almadım. Böylece daha da böyle bir gerçekten merkezine kadını alan bir kitap oldu. İsmini de kitabın Ezmir'e koyma sebebim o aslında. Bir kadın ismi vermek istedim kitaba çünkü çok kadınlıklar üzerinde düşünen bir kitap, şiirler topluluğu olduğu için diyebilirim. Ezmiran'ın özel olarak, yani isim olarak benim için tek anlamı bir Azeri ismi olması. Anne tarafımın Azeri olması dolayısıyla. Ama onun dışında hani özel olarak neden o ismi seçmiş, tınısı hoşuma gidiyor. Bir de kitaptaki Ezmiran şiirini Ezgi ve Gizem'e ithaf ettim. Tek ithaf ettiğim şiir de o. Ezgi ve Gizem benim kuzenlerim, aslında teyzemin kızları ama çok beraber büyüdük. Kız kardeşlerim diye düşündüğüm insanlar. Beraber büyümemizin, o anne tarafından gelen kültürün de ortaklaştırdığı o kız kardeşliğin de değer bulmasını istediğim için çok uygun bir başlık oldu kitaba da. Böyle yani burada aslında bu kişisel şeyde paylaşma sebebim şu, yine tekrar şeyi göstermek. Bütün bunlar hani toplumsal olarak, politik olarak beni baskı ve sömürü mekanizmalarıyla yüz yüze bırakan şeyler, bir yandan da aynı zamanda bireysel seviyede kız kardeşliklerin kurulmasına ya da başka bir bireysel deneyimlere de çıkıyor. Bu hani bunlar birbirinden ayrı şeyler değil dediğim gibi. O yüzden kitap da böyle oldu. Hoşuma da gidiyor açıkçası böyle olması. Bazı eleştiriler almış olsam da ben memnunum halinden. Elbette istersen o eleştirilerden de bahsedebilirsin ama öncesinde şöyle bir şey isteyeceğim ben senden. Elbette ki Yalan Değil'in bir geleneği konuk şairlerimizin aslında kendi şiirlerini okuması izleyicilerimizin veya dinleyicilerimizin de en çok sevdiği bölümler bu bölümler oluyor. Metni üretenin sesinden dinlemek. Ve böylelikle başka bir açıklık alanına doğru gitmek de var tabii işin ucunda. Evet de okumamak da bir tercih. Yani bu konuda da özgürsün. Ama madem bir kadınlık dedik, madem Ezmira dedik, bir şiir okursan bize sanat kritik dinleyicileri ve izleyicileri adına çok seviniriz. Ben okuyacağım tabii, buraya davet ettiğin için, bu davete de icabet ettiğim için tabii ki okuyacağım şiiri ama sanat kritiğin izleyicileri ve dinleyicilerinden küçük bir özür dileyerek başlayayım. Ben gerçekten çok beceriksizim şiir okuma konusunda. Her türlü sıkıntı benden kaynaklı, şiirin kendisinden değil benim beceriksiz oluşumdan, bir okuyucu olarak beceriksiz oluşumdan kaynaklı, onu söyleyeyim. Ama madem öyle okuyayım. Benim burada en sevdiğim şiirlerden bir tanesi Zan. Aslında kitabın derdini de özetleyen bir şiir. Kadının, dilin, toplumun, politikanın, bireyselliğin hepsinin iç içe geçtiği bir şiir. Şiirin yalnız okurken ifade edemeyeceğim bir boyutu var. Şiirin sonundaki en son dizede
görsel bir unsur var. Şiiri okuduktan sonra onu da söyleyeyim. Şiirin sonunu, sürprizini bozmadan ilerleyeyim. Ama hani bunu da baştan Tamam. belirterek edelim. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Zan. Kadın tutmaz dilleri toprağın. Kadın tartmaz, kadını tanımaz. Oysa kadın tepeden tırnağa, her bir dokunduğuyla ve katladığı dili gibi balkonlarının, katlandığı kendi, Atlantis'in yeni yerinde koskoca bir zan. İtirazlarınızı duyuyorum yüzüm ötede. Gidilecek her yere gittiniz. Söylenecek her şeyi söylediniz. Bu diller sizindi, sevindiniz. Oysa kadın iki yana ayırıp adımlarını, delip geçtiğiniz bu kaynar toprakları ve baş vermiş bir inat gibi kuzguğun yanınızdan, kıvırıp eteğini kalçalarından, sıyırıp dillerinizi göğüs uçlarından, ateşin yeni yerine, ölümün çekirdeğine serin sular boşalttı. Yüzünüz uzaktaydı. Yüzünüz patlayan, çatırdayan, yırtılan, kükürtlü, gürültülü, üzüntülü, parça parça ve kemiksiz ve tuzla buz ölümdeydi. Önümdeydi. Oysa çoğunuz ölü gömmüştünüz diri bedenleri. İtirazlarınızı duyuyorum yüzüm barudi bir deri şimdi. Gidilecek hiçbir yere gidemeyen, söylenecek hiçbir şey söyleyemeyen kapı artları, ağaç altları yüzüm. Kadın bilmez öfkenizde döndürdüğünüz, güldüğünüz. Bu diller sizindi. Ne de güzel dizildiniz. EYP, pil, pim, fitil, folyo. Blue 82, kuru buz, kaynak, kablo, C3, C4, TNT, çekirdek, çivi. Oysa kadın geçilmeyen bütün sınırları geçti. Devrilmeyen bütün yolları devirdi. İki yana ayırıp ellerini, dillerini. Öyle söylenmişti. Oysa kadın doladığı mendillerinde, erikli bahçelerinde ve her gün andığı kayıpları ve her gün kaygan parmakları. Oysa kadın eğer oysa bir yaşadığıyla, bir sevdiğiyle, her yendiğiyle, çırılçıplak emeğiyle iki yana ayırıp bu barışı belik belik örüyordu. Birimiz ölüyordu. Birilerimiz ölüp duruyordu. Çünkü güldüğünüzün ortasında koskoca bir bomba. Şimdi diller kalmadı. Şimdi bu son dizi Şimdi Diller Kalmadı ve bir önceki dizede Bomba. Şiirin tamam küçük harflerle yazılmış bir şiir. Bomba o dizede sadece büyük harflerle yazılıp böyle harflerin her birinin arasında boşluk konularak patlayan bir bomba. O bomba patladıktan sonra da son dizede o Şimdi Diller Kalmadı dizisinin harfleri böyle dağılıyor sağa sola gösterebilirim belki biraz buradan. Görünüyor mu bilmiyorum ama hiç böyle bir patlama sonucu dağılıyor. Tabii şimdi bunu İzleyenler görebilecek, dinleyenler göremeyecek. Artık onu yapabileceğim bir şey yok. Böyle görsel şeyler arada yapıyorum. O yüzden şiirleri okumak daha da zor oluyor. Evet, o bu dil meselesi, dille kurduğun bağ, birazdan da gireceğiz ama bu şiirde, bu arada yani Ezmir'e içerisinde sevdiğim, en çok sevdiğim şiir Zan. Yani ilk duyduğum andan beri, okuduğum andan beri, ki ben aslında ilk okumamıştım, dinlemiştim. Benim için çok özel bir şiir olmuştu. Okuduktan sonra da o görselliğiyle de birlikte hala yerini koruyor. Şimdi Zan ve genel anlamda şiirlerinde dikkatimi çeken şey aslında bu iktidar fikrinin, pardon, dişil varlıklar üstünde kurduğu politika. Tabi bu en başında beden odaklı, yani bedenden başlayıp diğer çatlaklardan sızıyormuş gibi. Tabi bu bildiğimiz bütün iktidar okumaları o üçgenden bir şekilde el alıyor. Yani beden, dil ve özne meselesi yani. Senin şiirinde de bunu seziyorum elbette. Buna katılır mısın? Yani bir tür biyopolitikanın veya bedenlerimiz üstünden güdülen politikanın karşıt şiirini, ona karşı şiirler yazdığını söyleyebilir misin? Kesinlikle evet. Çok doğru düşünmüşsün. Bu özellikle okuduğum zanda da anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Dil, beden ve iktidar ilişkisi çok iç içe ve hayatlarımızın kontrolü bu iktidar ilişkilerinin elinde maalesef. Biyopolitikayı daha böyle Foucault'un tanımladığı şekliyle ele alırsak evet hani bedenlerin disipline edilmesi çeşitli kurumlar aracılığıyla ve aynı zamanda
nüfusun toplam bedenler toplamının diyeyim düzenlenmesi, bu da devlet aracılığıyla bunların ikisinin kesiştiği bir yerde biyopolitika. Ben şöyle bakıyorum bu işe. Şimdi beden dediğimiz şeyin düzenlenmesi yine konuşmanın yani bu konuşmanın başında belirttiğim gibi yine son derece cinsiyete dayalı bir şey. Yani bedenlerin örneğin hastanelerde, cezaevlerinde, okullarda sınıflandırıldığı bütün kurum ve kuruluşlarda düşünürseniz bedenlerin bu kalıpların içerisine oturtulması çok cinsiyet ekseninde gelişiyor ki bu konunun kendisi de zaten cinsellik tarihi üzerine de düşünen bir insan. Sadece beden üzerine değil, beden ve cinselliğin kesiştiği yerle de. O yüzden hani bu makbul beden inşası cinsiyete ve cinselliğe dayalı oldukça. Bu durumda ben bir cinsiyete dayalı herhangi bir tahakküm ilişkisine itiraz ettiğimde doğal olarak bedene karşı ve beden üzerinden kurulan bütün politikalara da itiraz etmiş oluyorum. Biyopolitika ya da beden politikaları aynı zamanda şeye de uzanabiliyor özellikle bizim kendi toplumumuz içerisinde bu aile politikalarına ya da işte kadın politikalarına özel olarak Türkiye'de ve LGBT artı politikalarına da uzanıyor. Bütün bunlar benim itiraz etmek istediğim şeyler çünkü dünyayla birinci olarak iletişim kurduğumuz alan beden. Yani bizim bedenimiz aracılığıyla hem hislerimizle hem dilimizle her şekilde bedenimiz aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Bizim özneliğimizi var eden temel şey beden aslında en azından benim dünya görüşümde. Bedenin kendisinin belirleyici olduğu gibi bir çıkarım değil bu. Sadece beden bir araç ve biz bu aracın içerisinde iletişim kuruyoruz. Kendimizi de bu aracın doğrultusunda kuruyoruz ya da bu araca itiraz ederek kuruyoruz. Ama her şekilde bedenle ilişkileniyoruz. Bu yüzden de evet şiirlerde biyopolitikaya itirazım büyük. Bu bir tek şiirlerimde değil genel yaşamımda da böyle. Tabii bu tavrın aslında şiir diliyle birlikte tabii dinlerken işte bir şiir dilinden bahsediyoruz, içerikten bahsediyoruz ama az önce senin de gösterdiğin biçim meselesi de var. Yani bu itirazların, isyanın ve benim tırnak içinde anarkolaştığım diye şerh düştüğüm nokta biçimle de ilgili biraz işte patlayan harfler, kayan görüntüler, bölünen sayfalar aslında çok tanıdık olmadığımız ya belki bu ifadeye bir şerh düşebilirim. Tanıdık olmadığımız değil de biraz daha cesaret isteyen bir şiir tarzı demem daha doğru olabilir. Çünkü aslında tanıyoruz bunu. Biraz daha minör seslere de hakimiz aslında. Tabii ben bu yazı tavrınla birlikte seni feminist bir şair diye tanımlamak yerine biraz da işte queer'le kesişen feminist bir şair diye tanımlıyorum. Tabii ki bunu son derece haddim olmadan yapıyorum. Çünkü inandığımız queer dediğimiz şey aslında queer dediğimiz bela tanımsızlıktan da el alıyor ya biraz. O yüzden belki bir şiir dili ve queer meselesine girdiğimizde sen ne söylemek istersin? Biraz şiir dilinden de anladığımızı açmak lazım. Yani ben çok üzerine çok düşünebileceğim bir şey çünkü daha önce bu konuda çalışmalar da yaptım ama çok özetle ifade etmek gerekirse ben şiir dilini çok ciddi bir imkan olarak görüyorum. Toplumsal düzeyde ve hatta toplumsal dilde yani gündelik dilde kuramadığımız, oluşturamadığımız her şeyi oluşturabilmemiz için bir imkan özellikle Türkçe'de. Türkçe çok buna uygun bir dil. Yani istediğin gibi dili yıkıp eğip büküp istediğin gibi yeni bir öznelikler kurabildiğin, yeni alanlar yaratabildiğin çok özgür, çok kuralsız bir yer. Yani şiirin kendisi eğer klasik kalıplardan çıkmaya cesaretin varsa şiirin kendisi zaten queer bir alan denebilir bence. Şiir dili de aynı şekilde bunu oldukça müsaade eden bir şey. Ben burada biraz yani queerlik ekseninde konuşacaksak benim bu biçimsel deneylerim mi diyeyim artık yapmaya çalıştığım ufak şeyler tabii ki bana özgü şeyler değil. Ben kendim yaparken ilk başta yola çıkarken bunları kendi yaratıcılığımdan yola çıkarak yapıyordum. Sonra bak başka insanların da yaptığı biçimlerle karşılaştım. Bu başka şairlerin ciddi bir kısmında queer şairler. Onlarla da özellikle bu sene daha haşır neşir oldum açıkçası. Ezmir'e yazdığım zamanlardan ziyade. Ama hani doğal akışımda kendiliğinden oraya doğru evrilen bir şiir yazmışım ben de. Mesela
şey Andrea Abicarim'in ve neydi diğer ikinci? K. Gabriel'ın yeni bir antolojisi var işte. Trans ve non-binary öznelerin yazdığı şiirlerden oluşturdukları bir antoloji ama herhangi bir şiir değil, onların yazdıkları politik şiirlerden oluşan bir antoloji ve onlar bunu şöyle açıklıyorlar. Mesela neden queer öznelerin yazdığı politik şiirlere özellikle odaklanıyoruz diye. Çünkü herhangi bir cinsel yönelim ve cinsiyet odaklı herhangi bir baskı ve şiddet mekanizmasının diğer baskı ve şiddet mekanizmalarından kurtulmadan yıkılamayacağını öne sürüyorlar. Yani bahsettiğim şey şu, örneğin cezaevleri kaldırılmadan cezaevlerinin cinsiyetliliğini de tartışamayız ya da işte polisin ya hak ve temsilden öteye giden yapıları ve yani yapılar aracılığıyla oluşturulan cinsiyet kalıplarını kıran bir politika benimsiyorlar. O yüzden yani sadece queer olup sadece işte evlilik hakkı talep etmek bir yeterli bir queer devrim değil onlar için. Şiiri de buna bir imkan olarak görüyorlar. Yani bunları kuramda konuşabiliriz ama pratikte nasıl göstereceğiz daha yapılmadan önce diye orada buluştukları yer şiir. Çünkü işte dediğim gibi şiir dilinin çok imkanlı olduğunu görüyorlar. Orada da çok çok fazla biçimsel deneyler var ve hatta hani anlaşılmasını zorlaştırıyor şiirlerin oldukça ama biraz da keyif de orada bulmaca gibi aslında bir şey ifade etmeye çalıştığını biliyorsun şiirin. Şiir senden bir emek talep ediyor ve o emekle şiirin içine girdiğinde aslında çok daha ciddi bir politik deneyim yaşıyorsun. Ben bundan çok hoşlanıyorum. Bunun yani şiirin sadece bir okuma deneyimi değil de komple bedenen, aklen, ruhen ne olarak tanımlarsanız bir özne olarak komple şiirin içerisine girip şiiri bir politik deneyim olarak da yaşamak benim için çok belirleyici bir şey ve çok keyif aldığım bir şey. Bir okur olarak da keyif alıyorum, bir şair olarak da keyif alıyorum. Evet, o yüzden böyle bu bakımdan bakarsak benim de şiirde yapmaya çalıştığım şeyler queer şiirin ya da queer feminizmin savunduğu, yapmaya çalıştığı şeylerle kesişiyor. Ama dediğim gibi Ezmir'e yazarken ben aslında bu queer antolojiyle, queer literatürle çok haşır neşir değildim. Sadece orası da o doğal bir kesişme oldu. Belki bir sonraki kitabımda daha fazla etkisini göreceğiz bunun diye düşünüyorum. Evet, bir de burada bu biyopolitik demişken, bir de queer'den ele almışken, şimdi bedenle ilgili olarak Ezmir'e de dikkat çeken kısım aslında sadece bir kadınlık meselesiyle ilgili değil, özellikle hastalıklar üzerinden ifade ettiğin, yazdığın şiirler var. Hatta bana kalırsa bu senin çağdaşlarından ayıran poetikte bir özellik. Yani bir hastalığın peşine düşüyorsun. Okumadığın makale veya prospektüs kalmıyor ve sonra biz bunu bir şiir olarak görüyoruz. Yani hastalık şiirlerine olan ilginden biraz bahsedelim istersen. Ya bu hastalıkla ve bedenle ilişkilenmemiz dediğin gibi bir biyopolitikanın sonucu aslında. Yani bir bedenin herhangi bir deneyiminin ya da bedende gerçekleşen herhangi bir olayın hastalık olarak sınıflandırılması ve bu sınıflandırmanın ötesinde düşünülmemesi, yani sadece o medikal alanın içerisinde sınırlı kalması, işte 18. yüzyılın aydınlanma döneminin getirdiği aslında çok son derece cinsiyetli, son derece ırkçı sınıflandırmaların, taksonomilerin sonucu. Yani bunu, ya bu bir tek tabii ki bu bahsettiğim şeyi ben tartışmıyorum. Bu çok yıllar yılı tartışılan kuramlardan geliyor tabii ama bunun pratikte de karşılığını şey gibi görüyoruz. Yani sen bir rahatsızlık yaşadığında yani bunu mesela başın ağrıdığında ağrı kesici almak istiyorsun ya da farklı yöntemlerle onu medikal bir tedavisine gitmek istiyorsun. Ya da benim düşündüğüm çok üzerine kafa yorduğum regl ağrısı. Regl ağrısı yaşadığımda otomatik olarak bir ağrı kesici bir şeye erişmek, medikal bir süreçten geçmek istiyorum. Ama aslında bir an durup düşündüğünde regl ağrısının getirdiği başka bir şey de var. Ben o esnada bedenimin normal koşullarda aktif olmayan bir tarafını hissedebiliyorum. Normal koşullarda bu şekilde kuvvetli hissetmediğim. Bu benim bedenimle iletişim anlamında cümleyi kuramadım. Bu benim bedenimle kurduğum iletişim anlamında ne ifade ediyor? Ya da başımın ağrıması o an o noktada benim neye nasıl bir tepki verdiğimi, psikolojik olarak bunun bende neye tekabül ettiğini, ne tür bir mahremiyetten doğduğunu bunların. Ya bütün bunların peşinde koşmak hoşuma gidiyor. Yani medikalin ötesinde düşünmek, o biyopolitikanın getirdiği sınırlandırmaların ötesinde düşünmek.
O yüzden hani bir özel olarak doğrudan böyle hasta beden anormal bedendir diye sınıflandırıp bir kenara atmadan ya da o anormalliği düzeltmeye çalışmadan bir de bu anormallik mahrem olan seviyede işte o yakınlık diyeyim nasıl ifade edeceğimi de bilemediğim o kendinizle kurduğunuz o ilişki seviyesinde ne ifade eder? Hani bunu düşünmeyi seviyorum. Çünkü hasta beden de bene dahil. Yani ben diye sağlıklı sabit tek bir yapı var ve bunun dışına çıkıldığı zaman hemen onu tedavi edilip düzeltilip o standart katı şeye dönüşmemiz gerekiyor diye bir şey yok. Ben denen şey, özne denen şey son derece sıvı, çoğul bir şey ve hasta beden de bu benin içerisinde, bu öznenin içerisinde. O yüzden onu sanki böyle ötekiymiş işte tüy pis kaka hemen düzeltilmesi gerekiyormuş gibi sınıflandırmadan önce bir de durup düşünmek bu bana dair ne ifade ediyor? Benim neresinde duruyor? Buna bakmak gerekiyor diye yola çıktım. Bunu merak ettim ben. Şimdi kitaba çok şey almadım. Ezmire'ye sanırım iki tane böyle hastalıklarla ilişkili şiir aldım. Daha fazla yazdım aslında. Hepsini almadım çünkü biraz da bu ya çok kabul görmedi açıkçası. Yani çok ya şöyle çok farklı tepkiler aldım. Bir uçta böyle çok beğenenler oldu. Bir uçta hiç sevmeyenler oldu. O yüzden böyle daha dengeli gitmek gerekti. Ne tamamen vazgeçmek istedim hastalık şiirlerimden. Çünkü önemsiyorum bunu. Ne de hani böyle insanları yoracak kadar fazla dahil etmek istedim. Özellikle ilk kitap olduğu için. Ama hani uzun vadede daha da fazla hastalık şiirleri yazıp o yönde bir çalışma yapmayı da düşünüyorum. Yani daha topluca bir çalışma yapmayı da düşünüyorum. Böyle özetleyebilirim. Hani aslında ha bir de şey Ezmira'nın kendi yapısı da aslında bir yerde bir hastalık ve iyileşmeye dair bir kitap. Yani komple işte ilk bölümde Kirpik'te toplumsal olarak yaralanmalar, hastalanmalar var benim deneyimlediğim, anlatmaya çalıştım. İkinci bölüm Ateş. Ateş'te bireysel olarak bir kadın olarak nasıl yaralandığım, hastalandığım var. Üçüncü bölüm Limon. Limonu açan alıntı da anneannemden. Anneannemin rahmetli anneannemin limon sür geçer diye bir tedavi yöntemi var. Ne yerimiz ağrısa, ne sorunumuz olsa limon tavsiye ederdi anneannem iyileşmek için. İyileşirdik de. O yüzden orası da iyileşme şiirleri, limon bölümü. Hani kitabın kendisi de aslında bir hastalık, hastalanma, hastalıklı beden ve öznelik ve buradan çıkışı ele alan bir kitap. Böyle bir yerde de aslında kesişiyor hastalık şiirlerinde. Hazır hastalık şiirleri demişken aslında bir bu sözünü ettiğimiz şiirlerden birini okusak olur mu acaba? Olur. Şey okuyalım. Osteogenesis imperfecta okuyalım. Hastalıktan, ya bu şimdi bu bahsettiğim hastalık şey osteogenesis imperfecta tıbbi ismi hastalığın. Cam iskelet sendromu ya da camdan kemik sendromu gibi bir şey olarak biliniyor. Şimdi şu an tam hatırlayamadım daha sadeleştirilmiş ismini. Çok ilgimi çekmişti benim çünkü bir anne karnındayken, rahmin içindeyken öleceğini bildiğin bir fetüsle karşı karşıyasın. Ölecek çünkü kemikleri kırılıyor. Kemikleri yeterince güçlü değil ve hani senin en ufak bir hareketin bile bedeninin içerisindeki o canlıyı aslında koruman gerekirken koruyamamana sebep oluyor. Bütün bunların psikolojisi ben ilk karşılaştığımda böyle bir rahatsızlıkla beni çok etkiledi nasıl olabilir diye. Yani nasıl bir deneyimdir? Üzerine düşündükçe ve dediğim gibi araştırdıkça da böyle bir şiir çıktı ortaya. Şiirin içerisinde de Latince ifadeler duyacağız. Onlar da belli kemiklerin isimleri, hangi kemiklere ait oldukları da takip eden dizelerde hani ufak ufak sezdirmeye çalışıyorum hangi kemiklere ait olduklarını. Böyle bir açıklama yapayım dedim çünkü şey çok hazır olmayan insanlar için karmaşık bir şey olabilir. Hadi bakalım. Osteogenesis imperfecta. Unlanıp dökülen tavan resimleri. Unlanıp süzülen misyoner içime. Evlat ihtimalleri. Sokulmak için içimi çalıyor. Henüz hiç yaşı olmadı. Kendine ait bir odası. Kaybedecek kızlığı. Çıt. Kemikleri karnımda kıtır kıtır. 7 omur fazla, 32 diş eksik. 3 nefeste bir yeni bir kemik. Çıt, os hay diyor. Dilini gırtlağından koparıyorum. Çıt, os lakrimale. Gözlerine pamuklar yıkıyorum. Çıt, os sadiciti. Parmak uçları ufalanıp gitti.
Ağlamak için küçük dilimi çalıyor. Küçük, kırılgan, arsız işgalci. Girdiği deliğin içinde bile kaybedilmiş erkeklik gibi. Karası kara, beyazı safir gözler, eğri büğrü et, camdan iskelet yaşasaydın. Yaşamayacaksın. Boşalt işgal keseni. Boşalt girdiğin deliği. Yüzüme bak. Uzanıp tutamayacağım bu parmak anneni parçalayacak. Biraz takıldım aralarda ama idare edin artık. Ya, hiç önemli değil. Çok güzeldi. Ya gerçekten dinlerken bile çok etkileyen bir şiir. Biraz da meseleye hakim olunca tabii ki o anlam alanı daha da çok açılıyor. Şimdi bu senin de aslında şiirle kurduğun bağlardan bir diğerini tartışmak istiyorum. Aslında çok küçük bir grubun üyesisin. Sen de akademili şairlerdensin. Onlar içinde de minör bir yanın var tabii. Farklı bir disiplinle birlikte Batı dilleri okudun ve karşılaştırmalı bir tez yazdın. Senur Sezer'in şiiriyle Adrien Rich'i karşılaştırdın. Bize senin bu alandaki deneyimini aktarır mısın? Bu birinci sorum. Ve öncelikle akademili bir şair olmak meselesini konuşalım istiyorum. Birisinin o işte en klasik soru vardır ya, avantajlar, dezavantajlar. Ve bunun ardından da tezini konuşalım biraz. Tabii. Akademili şairden başlayayım. Ya ben üniversiteye başladığımda edebiyat bölümünden başlamadım. Sonradan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüyle çift anadal yaptım. Sonra işte kültür ve eleştiri çalışmaları bölümünde yüksek lisans derken edebiyat doktorasına girdim. 2 yıl da orada kalıp Kaliforniya'daydım o aşamada. Daha sonra o programdan ayrılıp başka bir üniversiteye ve başka bölümlere geçtim. Şimdi Yale Üniversitesi'ndeyim. Kadın toplumsal cinsiyet ve cinsellik araştırmaları ve Amerikan çalışmaları bölümlerinde doktora yapıyorum. Bunu böyle geniş vermemin sebebi çok interdisipliner bir arka planımın olması akademide. Ama bütün bunların ortaklaştığı nokta benim için yine feminizm olmuştu. Burada yani bu bölüm değişikliğimi aslında daha böyle açıkça ifade etmek istiyorum. Neden bölüm değiştirdim ve bu akademili şair olmamla nasıl ilişkili? Ben bir yerden sonra edebiyatla alakalı bir şey yaparken akademide, bu araştırmalarım olsun, yazdıklarım, ürettiklerim olsun ya da okuduklarım olsun, bir yerden sonra kendi şiirlerimde çok özgür olamadığımı fark ettim. Yani şiire bu kadar odaklanmak, teknik her şeyle, ıdısıyla, 7-24 sürekli şiir hakkında okuyup yazmak, kendi şiir yazmak potansiyelimi azalttı. İlk başta çok besleyiciydi. Çok fazla şey öğrendim. Öğrendiğim her şeyden de çok mutluyum, çok memnunum. Ama sonrasında bu hani öğrendiklerim artık beni daraltmaya başlayınca çalışma alanımı önce değiştirdim. Daha sonra çalışma alanım artık edebiyatın içerisinde olmayınca, çünkü kadın cinayetlerine yöneldim. Artık edebiyat bölümünde yer alamayacağım için başka bölümlere, başka üniversitelere geçmem gerekti. Böyle sürdü benim akademik serüvenim ve hani lisansta ve yüksek lisansta Türkiye'de Boğaziçi'ndeyken çağdaş feminist şiirin yarattığı imkanlar beni çok büyülemişti. Yani yeni yeni tanıştığım zamanlarda özellikle lisans yıllarım. Önce Görlesk şiirle başladım. Oradaki alaycılık, politik duruş, yenilikler, yıkımlar, yeniden kurmalar, öznenin o çılgın hali diyeceğim artık, çılgından başka bir kelime bulamadığım için. Çok keyifli şiirlerdi ve o beni çok büyülemişti ve bunu anlamaya çalışarak başladım. Yüksek lisansta bu artık daha sonra bu senin bahsettiğin tezime dönüştü. Adrien Rich ve Senur Sezer Görlesk şairler değiller elbette ama bu şiirde politik olarak yaratılan imkanlar, feminizm üzerinden, siyaset üzerinden kadın şairlerin yarattığı ya da şair kadınların yarattığı, artık ikisi de sanırım doğru terim olarak kabul ediliyor bu noktada. Yani bu imkanları ben anlamaya çalıştım. Aslında ya biraz derdim Senur Sezer ve Adrien Rich'i karşılaştırmaktan ziyade daha genel bir yere varmak. Yani bizim özellikle Türkçe'de ve Türkiye'de şiir eleştirisini feminist bir pencereden bakarak yaptığımız durumlarda yine aslında çok patriarkal alanlara sıkıştığımızı düşünüyorum. Ve nasıl bir feminist eleştiri geliştirebiliriz?
bir şiirin feminist yorumlaması aslında ne demektir gerçekte? Biz neleri kırmalıyız? Bunu da sorgulamaya çalıştım. Bu arada kusura bakma biraz takılıyorum bunu anlatırken çünkü İngiliz dili ve edebiyatı vesaire böyle bölümlerden olunca üniversitemde gereği bütün bunları İngilizce okuyup yazdım ve o yüzden hiç böyle Türkçe anlatma gereği de duymamıştım şu ana kadar, o yüzden bir böyle arada takılıyorum. Burada şey o, ya o noktada da feminist eleştirel söylem analizi diye işte var olan bir yöntem var. Bu yöntemin kendisinin şiire uygulanabileceği hep teoride söylenmiş bir şey ama pratikte yapılmamıştı. Ve ben bunu bir denemek istedim. Ne çıkar buradan diye. Hani şiirin kendisi de bir kültürel ögedir ve bir kültürel metin olarak okunabilir. Bu okuma bize ne verir? Şey görmeye çalıştım ama burada zorlayıcı şeyler var. Çünkü şiir herhangi bir metin değil ya da şiir ne bileyim bir kilim gibi bir kültürel öge değil. Şiirin kendisi çok katmanlı. Yani dilin kendisi, imgesi, sesi, ritmi, kültürel çağrışımlarıyla çok katmanlı bir şey. O yüzden zor bir süreçti. Ama ortaya çıkan şey de çok ilgi çekiciydi. Çünkü hem Senur Sezer hem Edrin Rich politik şiirler yazan insanlar. Politik şiirler yazan kadınlar. Senur Sezer kendini feminist olarak tanımlamıyor ama şiirlerinde bugünkü anlayışımızla feminist denilecek son derece yani çok fazla politika var ve politikanın izleri var. Edirne Rich de lezbiyen bir feminist, aynı zamanda akademisyen. Böyle aslında ikisi dünyanın iki ayrı ucunda, birbirinden farklı siyasetlerin içerisinde konumlanmış. Biri akademide, biri daha böyle alaylı olan. İki entelektüel, şair kadın. İkisi de aynı sene bir kitap çıkartıyor. Senin üstelerinki afiş, Edirne Rich'inki de Zor Dünyanın Atlası diye çevrilir herhalde. Bu kitaplarda ikisi de çok benzer temalar işlemiş. Benim bu feminist eleştirel söylem analizim bunu görmeme sebep oldu. Yani bu iki kitabı yan yana bu yöntemle okuduğum zaman ortaya çıktı ki ikisi de böyle bedensel öznelikleri bir kenarda işte ay cümle kuramadım yine. Bedensel öznelikleri aslında şey corporeal subjectivity'yi çevirmeye çalışıyorum. Bedensel öznelikleri ele almışlar bir odakta. Diğer odakta da bir komünitenin, bir topluluğun içerisinde yer alma deneyimini ele almışlar. Ve bu iki deneyimi, bu iki var olma biçimini mevcut güç ilişkilerini alaşağı, ters yüz etmek, alaşağı etmek için kullanmaya çalışmışlar. Bu güç ilişkilerinde bir kısmı formatif güç ilişkileri, diğeri de sosyal güç ilişkileri diye sınıflandırdığım ilişkiler oldu benim. Formatif güç ilişkilerinde şeye itiraz ediyorlar. Yani beden ve akıl ayrımına itiraz ediyorlar aslında. Ben de buna çok itiraz ediyorum. Beden ve akıl diye iki ayrı şey yok. Ve bu çok feminist şairin de itiraz ettiği bir şey. Bir bütün olarak özne var ve beden akıl ayrımı aslında patriarkal epistemolojinin getirdiği özellikle Descartes'ten sonra yerleşmiş bir düşünce biçimi felsefede. Biz bunu feminist ve queer alanlarda çok kırmaya çalışıyoruz zaten. Beden ayrıdır, akıl ayrıdır diye bir şey yok. Bir özne vardır. Bu özne kendini çeşitli biçimlerde ifade eder. Durumdan duruma göre farklı özneliklere bürünebilir diye. Onların da böyle itirazları var bu ayrıma. Farklı kanallardan da olsa. Bir de sosyal güç ilişkilerine de şeyden itirazları var. Yani küçük ve büyük mikro ve makro düzeyde çeşitli baskılara maruz kalıyoruz. Özellikle işte kadın ve queerler olarak. Bu hani mikroda gündelik yaşamımızda bizi etkileyen doğrudan bireysel olarak deneyimlediğimiz şeyler var. Makroda bir hani topluluk olarak, bir topluluğun bir parçası olarak, sosyal bir grup olarak deneyimlediğimiz baskılar ve sömürüler var. Bunlara itiraz ediyorlar. Bunları görmek beni çok heyecanlandırdı. Çünkü bana şey imkanı da sundu. Birincisi şey gördüm. Evet şiire daha bambaşka bir feminist çerçeveden yaklaştığımızda, farklı yöntemler uyguladığımızda belli şiir öznesi algılarını yıkıp daha feminist ve queer bir şiir öznesi bakışıyla yaklaştığımızda şiire özellikle kadınlar tarafından yazılmış politik şiirlerin çok daha fazla anlamlara ve imkanlara açıldığını gördüm. Bu beni heyecanlandırdı. İkinci bir taraftan da şey keyif verdi. Yani bu bizim şiir yani Türkiye geleneğinde de bu böyle sanırım ama genel olarak Batılı şiir geleneğinde çok şöyle bir anlayış var. Çok erkek bir özne anlayışı var.
Erkek özneden kastım tabii ki, ya bu erkeği tırnak içinde söylüyorum, erkek şairlerin hüküm sürdüğü bir alandı şiir uzunca bir süre ve onların oturttuğu böyle her şeyi bilen, otorite sahibi, transcendental ve böyle hani tamamen bir bütünlük içerisinde kaskatı bir özne. Yani böyle bir ben var, büyük harflerle ben var ve bu benim yazdığı şiirler var. Bazı erkek şairler diyorlar ki işte bu ben şiire dahil değildir, şiir tamamen bağımsızdır. Bazıları da tam tersi tepeden tırnağa bütün şiirde otoritesini kuruyor. Ama yani ya sıfır ya yüz, ortası yok, arası yok, farklı öznelikler yok. Bu da kadınları şiirin çok dışında bırakan bir yer, kuyruları şiirin çok dışında bırakan bir yer. Buna itiraz etmek de güzel geldi. Yani bu yöntemle gördüm ki aslında birçok şair kadın bu özneye zaten itiraz ediyor. Etmiş yazdıkları şiirlerle. Belki oturup kuramını yazmamışlar. Yani Senin Nur Sezer oturup böyle bir şiir kuramı yazmamış olabilir. Ama oturmuş şiirlerini yazmış bu. Ve bu dediğim gibi Senin Nur Sezer ve Edwin Rich'le de sınırlı şeyler değil. Ben onları ele aldım. Göstermek için elimden geldiğince bu mevzuyu, ama başka şairlerde de görmek mümkün. Bir de biraz uzun konuştum ama yani tez olunca heyecanlanıyor insan. Yani sen de akademidesin biliyorsun. O kadar emek veriyorsun, veriyorsun, sonra bir kenarda duruyor. Ya yani fırsat bulunca insan konuşmak istiyor. Bir de şey de söyleyeyim. Şiirin kendisini yani bir kısıtlı ve kendi başına dışarıda evrende var olan bir ürün olarak görmekten ziyade bir alan, bir karşılaşma alanı olarak görmek de gerekiyor bunun için. Yani şiir aslında şair yazdıktan, o şiiri yazıp tamamladıktan sonra bile, yani şairden çıktı gitti o şiir ve şair öldü gitti diyelim, o zamanlarda bile o şiir şairinden bağımsız bir şiir olamaz. Yani ben bu böyle bir politik yerden bakıyorum. Her şiirin politik olduğunu düşünüyorum bu sebeple. Çünkü her şiir şairinin tercihlerini yansıtıyor. Hani politik bir meseleden konuşmamak da politik bir tercih ve siz bunu bu şiirin içerisinde olmayışından anlıyorsunuz politik meselelerin. Yani İkinci Dünya Savaşı esnasında yazılmış, asla savaşı ve bombaları ve o zulmü, insanlık suçunu ele almayan, asla buna bir gönderme yapmayan bir şiirde de sen politik bir okuma yapabilirsin dolayısıyla doğal olarak. Çünkü dışarıda kıyamet koparken buna odaklanmayı tercih etmiş. Neden? Bu da bir tercih. Böyle bakınca şiire, her şiirin politik olduğuna bakınca her şey bir karşılaşma alanı da oluyor. Okur, şair, şiir, dil, beden, öznelikler. Her karşılaşmada, her okumada farklı bir deneyim yaşamamızın sebebi de bu. Orası bir alan ve her zamanına, mekanına, o gün kim olduğuna, ertesi gün kim olduğuna göre değişen bir deneyim haline geliyor şiir okumak. Şairi de her gün yeni bir gözle görüyorsun o yüzden her okuduğunda. Çünkü değişiyor. Bulunduğun yerdeki özneliğin de değişiyor. Seninki de değişiyor. Şairi anlayışın da değişiyor. Şiirin kendisi de değişiyor. Yani biraz burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani bu queerleştirme, feministleştirme, analizi queerleştirme ve feministleştirmeden kastettiğim şey tam olarak bu. Yani şiiri katı ve sabit ve tek bir anlamı olan, asla değişmeyen, şairinden bağımsız bir ürün ve tek başına böyle sallanan, havada duran bir ürün olarak ele aldığımızda çok kısıtlamış oluyoruz. Yani bu şiire çok büyük haksızlık oluyor. Buna en uygun şiirlerde böyle incelemeye en uygun şiirlerde bence yine kadınların kuyruğu şiirleri. Teşekkürler, çok güzel şeyler söyledin. Sen konuşurken de benim sevgili Didem Ardal'dan aldığım feminist teori derslerine gitti aklım. Biz de hep şunu söylerdik: söylenenler kadar söylenmeyenler de önemli. Yani yazılanlar kadar yazılmayanlar da. Biraz daha o yüzeyi kazımak ve alttaki cevheri de görebilmek adına bu gizli saklı meseleler, daha doğrusu ifade edilmemiş cümlelerde bile aslında yatan milyonlarca şey var. Bu kazıma biçimini ben çok doğru buluyorum. Tabii de hem doğru hem de bir o kadar önemli bulduğum şey, senin bu tezi yazman kadar buradaki aslında tavrın, yani Türkiye akademisinde de pek tanınmayan, daha doğrusu tanınmayan demeyeyim de minör kalan şairleri dile getiriyor olman, onların isimlerini zikrediyor olman, bu anlamda bir görünürlük kazandırıyorsun. Bu çok önemli. Ve bununla birlikte bir de onları karşılaştırıyorsun. Yani bu çok ayrı bir deneyim. O yüzden ben bu tavrı, bu yazma biçimini son derece önemli buluyorum. Tabii bu
Ek yapabilir Akademik. miyim? Minik Efendim? bir araya girebilir miyim? Orada bir ek yapacağım. Tabii. Ben tezi yazmaya başladığımda ya da tez konumu belirlediğimde senin üstadın hakkında akademik çalışma hiç bulamadım. Adrian Rich öyle değil. Yani Türkiye'de akademisyenler Türkçe edebiyat bağlamında yazmamış olabilirler ama İngilizce biraz daha ilgi görüyor Senur Sezer'e göre. Ama o da böyle çok yine sadece 3-5 kişinin arasında kalan bir konu. Ama Senur Sezer hiç yoktu. Bu da benim için çok büyük bir... ben şaşırdım açıkçası. Bir sürü şaire dair yazılmış bir sürü tez var. Senur Sezer neden yok? Niye kimse bir şey yazmamış? O yüzden hani tezin o kısmını yazmak benim için daha da zor oldu çünkü kaynaklara erişimim çok kısıtlıydı. Yani benden öncesi yok, bir şey çıkartmam lazım ortaya ama yok bir şey. O da zordu yani ve umarım daha çok böyle ilgi görmeyen ama ilgi görmesi gereken şairlere, özellikle kadınlara ve queerlere çok daha fazla ilgi olur akademide bundan sonra. Tabii bir de senin bu iki ismi ortaklaştırma biçimin de aslında benim saydığım, ilk diye nitelendirdiğim yerle ilgili. Bu anlamda önemli bir işe imza attığını düşünüyorum. Biz hep karda iz açmak derdik. Yani arkadan gelen takip etsin, daha da üstüne bir şey söylesin. Bu tabii bizler için çok önemli. Hem bu geldiğin noktayla birlikte de düşününce aslında hayatına son zamanlarda yeni bir mesele daha eklendi. Gerçi son zamanlar diyorum ama epey de uzun bir zaman oldu. Göçmenlik meselesi. Elbette ilk kez göç etmedin ama okyanuslar aştın. Şu an Amerika'dasın. Yale Üniversitesi'nde hem ders veriyorsun hem öğreniyorsun. Göçmen bir özne olmak meselesini tartışmak istiyorum seninle. Yani bu durum şiirleri nasıl etkiledi? Biraz da bunu merak ediyorum açıkçası. Göçmenlik, okey. Şimdi bir şeyi düzelterek başlayayım. Yale'deyim şu an ama ders vermeye birkaç ay sonra başlayacağım. İlk şu an yine ders alma dönemimdeyim. O şey, daha önce Kaliforniya'dayken dersler veriyordum. Şimdi tekrar buraya geçince bir ara verdik, tekrar başlanacak vesaire. Ama evet, bütün bunlar, yani bu taşınma süreçleri, bir de bir kere değil iki kere taşındım Amerika'ya. Yani önce bir Kaliforniya'ya taşındım, sonra geri döndüm. Çok kalmadan yani bir ay iki ay sonra bile olsa Amerika'nın bu defa bambaşka bir ucuna taşındım. Yaşadığım kültür şokunu hiç beklemiyordum ben ilk taşındığımda. Çünkü şey gibi geliyordu ya, Amerika'ya aşinayız işte, diziler, filmler, bütün şarkılar, kültür her yerde zaten, kültürel emperyalizm sağ olsun hani. Ya da Boğaziçi Üniversitesi son derece Amerikan modeli örnek alınarak inşa edilmiş. Zaten Amerikalılar tarafından inşa edilmiş bir üniversite. Hani birçok hocam da hani Amerika'dandı ya da Amerika'da eğitim görmüştü. O yüzden ben hemen rahat rahat alışacağım diye düşündüm. Hiç öyle olmadı. Çok zorlu bir şeydi açıkçası. Bunu yani akademiyle, yurt dışı ile ilgilenen insanlar varsa diye çok doğrudan dürüstçe söylemek istiyorum. Çok zordu alışmak ve o süreci geçmek. En tanıdık yerde bile. Gittiğim yerde ilk başta San Diego'daydım, Kaliforniya'da. Orada arkadaşlarım olmasına rağmen zor bir süreçti. Ama hiç pişman değilim. Ne Kaliforniya'ya gidip orada geçirdiğim 2 sene için pişmanım, ne de tekrar buraya geldiğim için pişmanım. Çünkü bu süreçte ben şeyi öğrendim. Yer değiştirmenin kendisinin inanılmaz bir katkısı olduğunu öğrendim insana. Böyle olacağını düşünmemiştim ama kendini yeniden kurmaya tekabül ediyor aslında. Yani çünkü daha önce var olmadığın bir topluluğun içerisinde, bir toplumun, bir kültürün içerisinde var olmaya çalışıyorsun. Ve bu defa oranın sembolik kodlarını çözmen gerekiyor. Yani ben Türkiye'de işte Türkiye'de sahip olmadığım bazı kimlikler Amerika toplumu içerisinde sahip olduğum kimliklere dönüşüyor ve ben o kimlikleri de tanımaya çalışıyorum. İşte woman of color gibi, yani renkli kadın diye çevirebiliriz sanırım ki komik bir çeviri oluyor ama hani beyaz olmayan insanları tasvir etmek için kullanılan renkli kelimesi. Yani Türkçe'ye nasıl uygun çevrildi bilmiyorum. Henüz çevirisini de bulamadım ama mesela bu kimlik yeni bir kimlik benim için burada. Daha Türkiye'de deneyimlediğim bir şey değil. Buranın burada yeni bir ben olmayı öğrendiğim bir süreç aynı zamanda. Bir yandan da hani nasıl, ya bu belli kabullerin sarsılması açısından evet kendimi öğrendim ama bir yandan girdiğim topluluğun dünyanın içerisinde bambaşka bir
bilgiye de eriştim. Yani daha böyle bir dünya bilgisine de eriştim. Dünyaya baktığım yer de değişmeye başladı. Daha önce karşılaşmadığım insanlarla, kültürlerle karşılaştığım için çok ciddi beslenmeleri yol açtı. Ben o yüzden daha çok bunlara odaklanıyorum. Ve bütün bunlar mesela, yani Ezmir'e yazdığımda tabii ki Türkiye'deydim. Burada Ezmir'de görebileceğimiz şeyler değil ama Ezmir'den sonra yazdım. Amerika'ya geldikten sonra yazdığım şiirlerde çok çok etkisi görülüyor bunların. Yani daha önce hiç şiirime girmemiş konular, hatta yani hiç üzerine düşünmediğim konular şiirime girmeye başladı. Bir de yer değiştirmenin kendisini benim yine az önce açıkladığım şiir anlayışından ya da dünya görüşünden bakacak olursak, yer değiştirmenin kendisini zaten epistemolojik olarak getirdiği ciddi bir değişiklik var. Ya bunu Donna Haraway gibi teorisyenler de çok kuruyorlar ama hani bir sürü başka teorisyenin de söylediği şeyler bu. Yani bulunduğun, konumlandığın yer ve zaman senin bilgi ağını oluşturan şey aslında. Yani bir adım ötesinden baktığında aynı şeyleri görüp aynı şekillerde yorumlamıyorsun. 10 yıl öncesinden, 10 yıl sonrasından baktığında aynı şeyleri aynı şekilde yorumlamıyorsun. Bu zamanda ve mekanda nerede konumlandığın, aynı şeye baktığında nasıl bir anlam çıkarttığına dair çok şey söylüyor. Ya bu bayağı basit, indirgen bir şekilde açıkladım ama ben de buna katılıyorum. Ve bu yüzden sadece yer değiştirdiğinde bile aynı meseleye bakışın çok değişebiliyor. Çok besleyici bir şeydi. Çok zor bir şeydi. Çok besleyici bir şeydi. Hala da devam eden bir süreç. Çünkü bu defa Amerika'nın öteki tarafına taşındım ve öğrendim ki Amerika'nın batı ve doğu yakaları birbirinden çok farklı kültürlere sahipmiş. Ben de şu an yaşayarak görüyorum. Bu da beni besliyor. Ama bir zorluğu da, zorluk mu diyeyim yine, hem zorluk hem fayda aynı şekilde, yine ikili bir şey. Dil meselesi. Ya yani ben uzun yıllardır iyi düzeyde İngilizce konuşuyorum. İngilizce ile herhangi bir problem yaşamıyorum. Çeviriler de yapıyorum. Yani dili aktif olarak kaç yıldır kullanıyorum bilmiyorum artık. Ya uzun uzun zamanlar oldu. Ve buna rağmen buraya geldiğimde dil sorunu yaşadım. Bu şey demek değil, anlayamadım, anlaşamadım demek değil. Ama başka bir dilde konuşurken başka bir insan olduğumu fark ettim. Yani Türkçe'de rahatlıkla yapabildiğim şakalar örneğin, İngilizce'de öyle rahat yapamıyorum. Başka bir şekilde çıkıyor ya da aynı hızda çıkamıyor ağzımdan, aynı çeviklikte çıkamıyor. Türkçe'de atıyorum daha özgüvenli konuşuyorum, İngilizce'de öyle değil. Hani bunlar örnekler ama bir sürü başka örnek de verebilirim. Yani İngilizce konuşurken bir yerde, ne kadar iyi konuşursam konuşayım, bir yerde bir sınıra çarpıyorum. Yani doğal o dilin çocukluktan öğrenilmemesinin getirdiği bir sınıra çarpıyorum. Ve o sıkışmışlık yoruyor biraz. Ama bu yorgunluk aynı zamanda hani bir anlaşılamama durumu da yaşatıyor bana. Belki herkes beni çok iyi anlıyor ama ben kendim şey hissediyorum. Gerçekte söylemek istediğim karşı taraf anlamadı gibi hissedebiliyorum bazen. Duygusal olarak özellikle. Böyle olunca da aslında bu şiirlerimi besledim mesela. Çünkü sosyal alanda anlaşılamadığımı düşündükçe dili daha çok, kendi dilime daha çok yüklendim diyebilirim. Ve şiirlerimi de çok değiştirdiğini düşünüyorum. Bu dille kurduğum ilişki değişince şiirle kurduğum ilişki de biraz değişti. Ama yani dediğim gibi hem bedenimi yeniden öğrendim, kendimi yeniden öğrendim, dünyayı yeniden öğrendim. Hem de akademik olarak geldiğim için, yani entelektüel bir beslenme de yaşadığımdan ötürü, farklı bir entelektüel grubun içerisinde yer aldığım için, hatta farklı birkaç entelektüel grubun bu noktada, akademik sebeplerden ötürü hani entelektüel olarak da çok besleyici oldum. Çok ciddi bir yeniden öğrenme süreci yaşadım, yaşıyorum. Çok da memnunum bundan açıkçası. Zorluklarına rağmen. Yani ama dediğim gibi zor. Bu dil meselesi demişken arada bir kelimeyle bahsettin. Aslında benim sormak istediğim sorulardan da biriydi. Çok da güzel bir konuşma oldu. Açıkçası o son soruyla da bitirelim. Tam bu en güzel noktada. Şimdi bu çeviri meselesi. Şiir ve çeviri senin belki de bu yaşamında en çok mesai harcadığın konulardan biri. Ve şiiri başka bir dille yeniden yazmanın deneyimi ve pratiği çok farklı olmalı diye düşünüyorum. Biraz bu konuyu da açalım. Şiir çevirisine ben dediğim gibi çok kafa yordum, çok mesai harcadım. Önce kendim bunu aslında bir hevesle bir başlamıştım. Nasıl olur, yapabilir miyim? Madem işte
İngiliz dili ve edebiyatı okuyorum. Hani bu alanda da şiir çalışıyorum. Belki biraz elimden gelir diye başladım. Başlangıçta çevirilerimin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama hani çalışa çalışa bir yerlere gelmeye başladım ya da nasıl diyeyim, belki de daha iyi hale geldi her işte olduğu gibi biraz daha pratik yapınca. Ama birçoğu bu şiirlerin, çevirdiğim şeylerin ciddi bir kısmı yayınlanmadı. Yani yayınlansın diye çevirdiğim şiirler değil de daha çok kendimi bir geliştirmek üzere çevirdiğim şeylerdi. Bazıları evet bir işe dönüştü, kitap halinde çevirdiğim şeyler oldu ya da dergilere çevirdiğim şeyler oldu. Ama işin daha büyük kısmı, hani o okurun görebildiği kısmının ardında çok daha büyük bir kısım var. O daha çok evde, bilgisayarda, kitapta, defterde kalan kısım. Bir de eğitim aşaması var. Yani bir yerden sonra bunu ben teorik olarak da beslemek istedim. Türkiye'de master'dayken Boğaziçi'nde bir şiir çevirisi dersi vardı. O dersi aldım. Burada da Amerika'da, Kaliforniya'dayken şiir çeviri teorisyeni bir hocamız vardı. Onunla bir ders aldım. Hem onun verdiği çeviri dersini aldım hem de birebir onunla bir ders daha aldım, özellikle çeviri üzerine kafa yorduğumuz. Bunlar da beni çok besledi. Daha hala da uğraşıyorum çeviriyle. Şu an aktif olarak başka bir projenin de parçasıyım yine. Ama şimdi şiir çevirisi diğer çevirilerden biraz farklı. Çünkü şimdi yani ben şöyle görüyorum. Şimdi hikaye, roman, deneme gibi türlerde çevirmenin görevi şu gibi. Sanki böyle iki dil arasında, bunu daha önce böyle anlatmıştım başka bir yerde. Sanki böyle iki dil arasında bir tünel açmak ve hani şiiri o tünelden göndermek gibi bir şey. Pardon, eseri o tünelden göndermek gibi bir şey. Ama esas görev o tüneli açmak gibi. Ama bana göre şiirde bu böyle yetmiyor. O tüneli açtığında kalamıyorsun. Tüneli açtıktan sonra o şiiri parçalarını ayırıp tek tek o parçaları karşıya da taşıman gerekiyor. Şiir kendisi akıp gidemiyor. Çünkü şiirin dilinin ve imkanlarının oluşturduğu o ağ basit değil, çok daha kompleks. Tabii ki yani bu çok basit indirgenmiş bir şekilde anlatıyorum. Elbette öyküsüne göre, eserine göre değişir bunlar ama daha genelleştirerek konuşuyorum. Ya böyle olunca şiiri bir dilde bozup diğerinde kurmak gerekiyor yani dediğim gibi. Ve bu da aslında bir yeniden üretim değil de yeniden yaratım süreci ve çok ciddi bir mesai gerektiriyor o yaratım aşaması. Çünkü neyi çeviriyorsun? Yani mesela burada türler arası farkları belirleyen şeylerden biri çevirdiğin şeyin katmanları. Yani şiir çevirirken neyi çeviriyorsun? Mesela evet bir anlamda kelimeleri olduğu gibi kendi anlamlarıyla algılayıp çevirmeye çalışıyorsun kelimeleri, cümleleri. İkinci anlam seviyede imgeleri anlamaya çalışıyorsun. İmgelerin oluşturduğu görselliği anlamaya çalışıyorsun. Bunu çevirmeye çalışıyorsun. Sonra ses ve ritmi çevirmeye çalışıyorsun. Bunlara sadık kalmak. Şairin politik tercihlerine, bir dili nasıl kullandığının oluşturduğu siyasete ve felsefeye sadık kalmaya çalışıyorsun. Yani bunun da ötesinde işte ne bileyim bambaşka katmanlar da ortaya çıkabiliyor. İşte şey mesela hedef dilde ya bu çevirdiğin şey hedef dilde nasıl bir semantik çağrışım alanına denk düşecek? Yani Türkçe'de bunları çağrıştırıyor ama İngilizce'de bunları çağrıştıracak mı? Bütün bunları hesaplaman gerekiyor çünkü şiirde çağrışım da önemli bir rol oynuyor. Bu çok emek gerektiriyor. O yüzden hani bence şiir çevirmenlerinin şair olması, şiirle ciddi şekilde haşır neşir olması ve yaratım aşamasına hakim olması çok önemli. Çünkü en azından yani dediğim gibi yeniden üretimi birçok insan yapabilir. Dili bilen ve çeviri nasıl yapılır bilen birçok insan yeniden üretim yapabilir. Ama yeniden yaratım istiyorsak, gerçekten bir şiir çevirisi istiyorsak şair çevirmenlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kendim biraz üzerine eğiliyorum. Hani bundan bir kariyer yaratmak gibi bir niyetim yok. Hani hayatındaki en temel unsur bu değil yani ama elimden geldiğince beğendiğim şiirleri hem Türkçe'ye çevirmek hem de Türkçe'den çok güzel şiirleri İngilizce çevirebilmek istiyorum. İngilizce'den Türkçe'ye çeviri konusunda biraz şöyle bir düşüncem de var. Dünyada özellikle beni takip edebildiğim İngilizce şiirde çok güzel yenilikçi şeyler yaşanıyor. Yani hem politik olarak bu böyle hem dil açısından hem biçim içerik her anlamda bir sürü yenilik var. Bazıları hiç sevmeyeceğimiz şeyler olabilir, bazıları çok seveceğimiz şeyler olabilir ama en nihayetinde her biri insanı düşünmeye sevk ediyor. Yani bu şiirle ne yapabilirim, dilin imkanlarıyla neler yapabilirim diye. Bunları biraz Türkçe'ye kazandırabilirsek
İngilizce bilmeyen, İngilizce şiire erişimi olmayan, dünya şiirlerine erişimi olmayan, son derece yetenekli şairlerin belki yaratıcı alanlarını da genişletmelerine sebep olacak. O yüzden biraz daha toplumsal da bir proje gibi düşünülebilir. Yani İngilizceden çevirmeye çalıştığım şiirler. Özellikle yani yapmak istediğim antolojiler var bu anlamda. Ama hani bunun için tabii yayın evleri gerekiyor. Uygun koşulların sağlanması gerekiyor. Telif haklarıdır, şudur. Sanırım Türkiye'de şu anda kağıt yok. Kağıt bulunması gerekiyor örneğin basmak için vesaire. Ama dediğim gibi şiir çevirisi öncelikli kariyerim olmasa da çok emek verdiğim bir alan. Evet, çok güzeldi Yaprak, ama teşekkür kısmına geçmeden evvel senden bir son şiir okuması istiyorum. ardından kapatırız. Seçelim. Gayzer'i okuyayım. Yine böyle bir kadınlık şiiriyle kapatayım. Gayzer'i okuyup kapatmadan önce bu aklıma geldi şimdi Gayzer'i açınca. Bu biyopolitikadan bahsediyoruz, bedenden vesaire. Aslında Gayzer başta olmak üzere birçok şiirimde de böyle benim ölüm de çok fazla geçiyor. Aslında hani ölmek isteyen bir özne olduğundan vesaire değil de ölümü çok seven bir özne olduğundan değil ama biyopolitikanın sonucu olarak bize yaşam alanlarının bırakılmamasıyla alakalı bir hani yaşayamadığın için başka seçenek bulamayıp o ölümle yaşam arasındaki sınıra sıkışmış olma durumu gibi bir şey. Bu da çok biyopolitikanın sonucu. Bu şiirde de var. Hani onu da arada yine belirtmiş olayım dedim. Gayzer okuyayım. Gayzer. Kendi kükürdümle çarptığım çukurlarda canım bir ağrı, çırpınıp duruyor. Akıttığım tazyikli kaynar buharla incelttim nabzımı. Çepersiz gayzer ağzımda kesildiğim etimden ben, eksik bir diş gibi dizildiği yerden bölünen. En güzel ölüm benimdir. Yerin dibinden ayrıldım, açıldım, buradayım. Vurdum çıktım aklımdan, gırtlağımdan, tundradan, kendi kanımdan, kendi canımdan, kırıklı volkanik kadın. İnsan değil, anne değil, doğru değil. Varım. En güzel ölüm benimdir. Kaldır ağzımı, katla koy alnıma. Kimse kaynamaz değildir etin altında. Ve en doğru ölüm benimdir. Çok teşekkür ederiz Yaprak. Gerçekten şu an bulunduğum zamandan ve mekandan beni azade kıldı senin şiirin ve şiire dair sözlerin. Umarım izleyen veya dinleyen herkes aynı hisse kapılır. İyi ki geldin programa, iyi ki bu diyaloğun bir paydaşı oldun sen de. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok keyifli oldu. Artık sürçülisan ettiysem affola. Ki ettim. Hiç önemli değil. Onların hepsini şiire dahil ediyorum ben Canımız elbette. sağ olsun. Bundan önceki konuklar şiirlerini okurken arada sözcük değiştirdiler. İster istemez. Bunların hepsi bizim için çok farklı deneyimler oldu. Tabi burada bir başka teşekkür de bizi izleyen, dinleyen takipçilerimize. Çünkü her geçen gün destekleri büyüyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ve elbette kısacık bir hatırlatmam da var. Diğer kayıtlarımıza da ulaşmak için bizi çeşitli kanallardan, Spotify'dan, YouTube hesabımızdan kontrol edebilirsiniz. Sonraki Elbette Ki Yalan Değil'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.